Merhaba değerli izleyenler. Türkiye'de Ramazan evinde kalanlarla devam ediyor. Sizlere eşlik etmeye çalıştığımız bu saatlerde umuyoruz ki artık Ramazan'ın ilerleyen günlerinin alışkanlığını da kazanmış duruma gelmişsinizdir. Ne dersiniz hocam? Kamil Yaşaroğlu hocamla birlikteyiz yine. Adaptasyon süreci için ne söyleyeceksiniz? Hamdolsun yani işte insan eğer iradesini de güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyorsa yavaş yavaş adapte olmak kaçınılmaz oluyor. Başka çünkü çaremiz yok. Yani hep onu daha önce de söylemiştim hatırlarsanız. Yalvararak Rabbimizden yardım dileyerek yani bu ibadet konusunda Ya Rabbi sen de bana yardım et diye niyetimizi ortaya koyarsak bu adaptasyon süreci de bir an önce gerçekleşmiş olur. Herhalde işin önemli noktalarından bir tanesi de insanın kendisi için alternatifsiz düşünmüş olduğu şeye adaptasyon kabiliyeti de yüksek oluyor. Yani başka ihtimalleri düşünerek değil, nasılsa bu benim hayatım diyerek onunla ilerlemek kolaylaştırıyor. Bir de Bir de şu var. Buyurun. Ha, özür dilerim. Yani bunu tabii bir yük olarak sırtımızda taşırsak o zaman o yük gittikçe ağırlaşır. Yani bu psikolojik olarak da böyledir. Yani biz biliyorsunuz hastalıkların pek çoğunun kaynağı stres olarak ifade edilir. Yani ya da stresin çok etkili olduğu söylenir. Yani biz bu ibadeti sırtımızda bir yük, efendim yerine getirilmesi gereken bir işte bir şekilde bundan kurtulmamız gereken bir durum diye bakarsak o yük bizim sırtımızdaki yük, aslında yük olmayan yük, öyle söyleyelim. Yani bizim kendi kendimize yük getirdiğimiz ibadet gittikçe ağırlaşır ve artık ona karşı muhabbetimiz, ona karşı iştiyakımız, arzumuz da zayıflar. Halbuki tam tersine bakmak lazım. Yani bu benim için bir mutluluk kaynağı, bir huzur kaynağı, Rabbime kavuşma anlamında, onunla muhatap olma anlamında, ona yakarma anlamında bir vesile. Böyle bakarsak bir sevinç kaynağı olur. Evet, dediğiniz gibi yıllar evvel duyduğum çok hoşuma giden bir söz olmuştu hocam, bununla da alakalı pek çok diğer ibadetle de ilgili. Oruç tutmayana yük, tutanın herhangi Tabii. bir meselesi yok diye. Gerçekten onun kolaylığı da beraberinde geliyor. Üstelik sizin de az önce söylediğiniz gibi elbette bir kulluk vazifesi bu ama kimin ihtiyacı olduğunu temelde insan, yani öyle düşününce bunun heyecanı ve güzelliği de beraberinde geliyor. Şimdi elbette manevi tarafı var ama aynı zamanda çerçevesi çizilmiş teknik de bir şey. Yani hangi zaman dilimi arasında neyle sınırlandırıyoruz kendimizi gibi. Bilinen şeyler diye zaman zaman bunları konuşmak üzerine espriler bile yürütülüyor olsa, belki konuşmakta, belki hatırlamakta, belki ihtilaflı olduğu düşünülen şeylerin üzerinden geçmekte de fayda olabilir. Orucu bozan şeyler veyahut ne denir literatürdeki tam karşılığı, hani bozmasa da sakatlayan, zarar getiren, ziyan getiren şeylerin nasıl isimlendirilir? Mekruhları. Mekruhları Mekruhları diyelim. Belki. Halk arasındaki Evet. Karşılığı üzerinden öyle söyledim. Evet, mekruhları. Bir kere hangi zaman diliminde ölçüsü, yani nerede başlıyor, nerede bitiyor oruç ve oruç bizi neyden men ediyor, neyi sınırlandırıyor? Görünür görünmez adım adım gidelim bunların üzerinde bu akşam hocam. Evet. Şimdi oruç tabii İslami ibadet, İslam'daki ibadetler içerisinde bedeni ibadet olarak öne çıkan bir ibadet şekli. Yani namaz da mesela öyledir ve bizim beden hareketlerimiz de namazda bildiğiniz gibi bu ibadeti yerine getiririz. Oruçta da sonuçta bedenimizle ilgili bazı alışkanlıklarımızdan geri dururuz ve bu bir şekilde belli bir süre içerisinde yapılır. Şimdi burada önemli olan bir vakit konusu var. Şimdi vakit aslında bütün ibadetler için gerekli olan bir durumdur. Mesela hac belli bir vakitte yapılır. Namazın, beş vakit namazın kendine göre özel vakitleri vardır. Oruç içinde işte böyle bir vakit var. Ramazan ayında imsak vaktiyle iftar arasında yani sahura kalktığımız ve orucun başlama vaktini ifade eden imsak vaktiyle
akşam güneşin batışını ifade eden oruç açma anlamına gelen iftar zamanı arasında biz oruç ibadetini yerine getiriyoruz. Peki bu vakit arasında, yani bu vakitte bu iki zaman dilimi arasında ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz? Yani aslında imsak, oruç kavramı, savm kelimesi Arapçada oruç için kullanılır. Bizim Türkçe'de kullandığımız oruç kelimesi de Farsça'dan bize geçmiştir. Savm aslında imsak olarak ifade edilir, kelime karşılığı olarak Arapçada. İmsak da tutmak demektir. Yani biz aslında bir anlamda kendimizi bazı alışkanlıklarımızı yerine getirmeyerek kendimizi tutuyoruz. Yani nedir onlar? Yeme, içme ve cinsi yakınlıktan kendimizi uzak tutuyoruz. Şimdi bunlar aslında bir Müslüman için helal olan durumlardır. Yani mesela yeme içmeyi düşündüğünüzde haram bir şeyi eğer yiyip içmiyorsanız bu zaten size her zaman helal olan bir durumdur. Fakat normalde helal olan bir durum, bir davranış, bir alışkanlık Ramazan ayı münasebetiyle, oruç münasebetiyle imsak ve iftar arasında yasaklı hale geliyor. Aslında o yaptığımız davranışın kendisinde bir yasaklılık yok. Yani o bizzat yeme içme işi iftardan önce de normalde kendi özelliği açısından baktığımızda helal bir iş, iftardan sonra da helal bir iş. Ama o süre içerisinde bizim onu yapmamız yasak hale geliyor. Bir emirle bu yapılıyor tabii. Bizzat ibadet olarak, farz ibadet olarak bu uygulandığı için bunu bizim dikkate almamız lazım. Peki o zaman buradan yola çıkarak bunları yaptığımızda da orucu bozmuş oluyoruz. Yani orucu bozan, kasti olarak yaptığımızda, burada bunu özellikle vurgulayalım. Yani bilerek, farkında olarak, kasti olarak, hataen değil, unutarak değil, kasti olarak yaptığımızda oruç bozulmuş oluyor. Hataen olursa ya da unutarak olursa ne olur? Şimdi burada şöyle bir durum var. Unutarak eğer biz orucumuzu bozmuşsak nasıl olur bu? Mesela insan oruçta ilk başlarda daha çok bu orucun başlangıç zamanı, Ramazan'ın ilk günü olabilir. Evet. İnsan dalgınlıkla su içmiş olabilir. Hatta yemek de yiyebilir. Yani tabii o içinde bulunduğu ortam, yani yemeğin sonuna kadar insan oruçlu olduğunu nasıl hatırlamaz ayrı bir ne konu da. Ne kadar yanılabiliriz? O yani, evet, yani bu, değişir bu genellikle. Evet, örnek olarak zikredilir böyle hususlar. Bilmiyorum yani karnını doyuracak kadar yiyen kaç kişi vardır oruçlu olduğunu hatırlamadan ayrı konu. Ama sonuçta yeme içme olarak adlandırabileceğimiz bir eylemi unutarak yapmış isek eğer, o zaman burada oruca zarar gelmiyor. Unutarak yapıldığı için. Ama oruçlu olduğumuzu bildiğimiz halde, mesela abdest alıyoruz diyelim. Farkında, aslında orucumuzun farkındayız ama kasti olmadan boğazımızdan su kaçtı abdest alırken. İşte bu bizim kasti olmadan hataen yaptığımız bir durum ortaya çıkarmış oluyor. Yani burada o kasti yapılan oruç bozmaya göre sadece bir günlük kaza orucu tutmuş oluyoruz. Bir bedeli var yani bu. Evet, yani bir kaza orucu tutuyoruz. Ama burada tabii şunu da hatırlatalım. Yani benim nasıl olsa orucum bozuldu diyerek o durumdan sonra da yemek içmeye devam etmemek daha uygun oluyor. Kasti olarak bozulduğunda ise orada 60 günlük bir kefaret dediğimiz 60 gün peş peşe ara vermeksizin tutulan bir oruç kefareti var. Sonra bir günde o orucun yine kazasını tutuyoruz. Böylece 61 günlük bir oruç yerine, o kasti bozulan orucun yerine tutulmuş oluyor. Yani burada tabii dikkat etmek lazım. Yani kasti, bir de şu var, mesela zorunluluktan dolayı orucun bozulması var. Mesela insan oruçluyken rahatsızlanabilir. Şiddetli bir, diyelim ki baş ağrısı veya vücudun herhangi bir yerinde başka türlü bir rahatsızlık hissedebilir. Eğer bir müdahale olmadan, bir ilaç vesaire gibi bir müdahale olmadan o rahatsızlığın düzelme imkanı yoksa, o zaman tabii ki orucu bozması gerekecek. Yani sonuçta oruç sağlık, yani sağlıkla orucu karşılaştırdığımızda sağlık daha öne çıkan bir durumdur. Yani insan için asıl olandır sağlık. Oruç ibadetini daha sonra kazasını yapabilir. Bunun gerektirdiği durum nedir hocam? Yani böyle sağlığı bozuldu ve
bir müdahale gerekti. Orucunu bozması icap etti. O zaman bir günlük yine kaza orucu tutacak. Yani kasti olarak bozmaya girmez o. Kasti olarak bozmaya girmez. O bir günlük tutamadığı orucunu bozdu. Bir de tabii orucunu hiç tutamayan kimseler var sağlık sebepleriyle. Evet. Yaşlılık, ileri derecede yaşlılık veya sağlık sebepleriyle hiç oruç tutamayan, doktorlar tarafından asla oruç tutmasına müsaade edilmeyen insanlar var. Burada doktorların yönlendirmesi önemlidir, tavsiyesi ve kararı önemlidir. Burada eğer böyle bir durum söz konusuysa, fidye dediğimiz her bir gün için tutmadığı her bir gün için, yani burada işte o gün, işte o dönemin orucu 29, Ramazan'ın 29 gün mü, 30 gün mü, kaç güne denk geliyorsa, tutmadığı her bir gün için bir fakiri doyurma şeklinde bir yardımda, bir bedel, evet, fidye verecek. Bir de şu var, rahatsızlık eğer geçici ise, yani kalıcı bir rahatsızlıktan bahsetmiyorsak eğer, o zaman o fidye uygulaması söz konusu olmuyor. Yani orada yani siz... Sağlığına kavuştuktan sonra kendisi tabii, orucunu tutmalı. Tabii tutacak. Yani orada orucunu daha sonra kaza olarak tutacak. Burada kriter şudur. Oruç tutamayacak derecedeki hastalığın sürekli olmasıdır. Yoksa geçici rahatsızlıklar, geçici hastalıklar, iyileşme ümidi olan, iyileşme durumunun söz konusu olduğu hastalıklarda kaza daha sonra söz konusu olur. Yani yaşın ileri olma durumunda, yaşlılık halinde de zaten o da geri dönüşsüz olduğu için o durumda yani, da... Evet, şimdi yaş, burada tabii şunu söyleyelim. Yani ileri derecede yaşlılık derken, mesela yaşı ileri olup da sağlığı yerinde olup oruç tutabilecek kimseler de olabilir. Ama genellikle yaşı ileri olan kimselerin beden güçleri de zayıfladığı için, hani o durumdakilerin önemli, yani onların bir şekilde bir yerden bir rahatsızlığı, tansiyonu, kalbi bir şey oluyor, ilaç kullanmaları gerekiyor belli saatlere göre. Bizim ülkemizde, benim çevremde de daha doğrusu hadi öyle sınırlandırayım, en fazla gördüğümüz manzara yaşı ileri olanların oruçtan uzaklaşması değil, çocuk gibi gözyaşları içinde hayır ben tutacağım diye gençlik devam etmeleri şeklinde oluyor. Onları çocukları, torunları engellemeye çalışıyorlar. Artık senin bu ibadeti yapmana gerek yok lütfen. Sağlığınla ilgilen, şekerindir, tansiyonundur, bunlar var bizi üzme diye gençler engellemeye çalışıyorlar. Ama yaşlılarımız ibadetlerine devam konusunda gerçekten çocuk gibi ağladıklarına şahit oluyoruz. Böyle bir ibadet aşkı var. Var. Aslında onlara şunu belki hatırlatmak lazım. Şimdi bu husus, yani bu hastalık sebebiyle oruç tutmamaya verilen izin, bir de yolculuk sebebiyle oruç tutmamaya verilen izin Kur'an-ı Kerim'de bizzat ayette zikrediliyor. Yani bu durumda olan kimselerin aslında oruç tutmamaları ve bunun karşılığında fidye vermeleri sanki sağlıklı bir haldeyken oruç tutmuş gibi kabul edileceğine dair onlara böyle bir açıklama yapmak lazım. Yani Rabbimizin rahmeti geniştir. Böyle bir ruhsat verdiyse, böyle bir izin verdiyse mutlaka o niyetin karşılığı olarak onları oruç tutmuş gibi kabul edecektir. Zaten o ruhsatın amacı da budur. Bu arada az önce ifade ettiğimiz cümlede geçen yolculuk halini de burada zikredelim. Yani bir insan eğer yola çıkmak durumundaysa, yolculuk halinde, sefer müddeti diyoruz buna, yani 90 kilometrelik bir mesafeyi aşacaksa ve gittiği yerde de 14 gün ve fazla kalacaksa, burada, yani kalmayacaksa daha doğrusu, burada sefer müddeti söz konusu oluyor, yolculuk hali oluyor ve isterse oruç tutmayabiliyor daha sonra kaza etmek şartıyla. Evet. Peki hocam, orucun sınırlarını söyledik, bahsettiniz bundan. Tartışmalı hale getirecek mekruh çerçevesine alınacak başlıklar neler olabilir? Dikkat edilmesi gereken hususlar ne olabilir? Orucun sıhhatinin muhafaza edilmesi için. Evet, aradığım buydu galiba. Orucun sıhhatinin muhafaza edilmesi. Evet, doğru bir güzel bir ifade. Şimdi burada tabii biz hep maddi yönden bakıyoruz. Yani vücudumuzla alakalı kısımlardan baktık. Tamam, yani orucu bozan hususlara yaklaşmamak lazım. Diyelim ki işte abdest alırken ağzımıza burnumuza su veriyoruz. Bunun çok abartılı yapmamak lazım. Yani yeme içme boyutuna gelmeyecek bir tedbir içerisinde olmak lazım. Burada bir de şunu ifade edelim. Şimdi tamam, oruç bir bedeni ibadet, ama aynı zamanda ruhumuzla da biz orucu tutmuş oluyoruz. Yani işin bir de manevi boyutu var. Hazreti Peygamber buyuruyor ki
oruçlu olduğu halde bir başkasına sözüyle zarar veren, diliyle inciten, onları üzen kimselerin, yani yalan söyleyen, gıybet eden, başka yanlış davranışlarda bulunan kimselerin aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Şimdi burada demek ki oruçlu kimse sadece yeme içmeden kesilme değil, aynı zamanda yani kendini sadece yeme içmeden tutma değil, dilini gerçek anlamda tutma ya da yönelmiş olması lazım. Yani kötü sözden, tartışmadan, başkalarını incitecek, başkalarına rahatsızlık verecek, kul hakkına girecek bir anlamda dedikodu gibi, hakaret gibi, sövme gibi yanlış ifade tarzlarından da kendisini uzak tutmalı. Tartışma ortamlarına mümkün oldukça girmemeye ya da içinde bulunduğu halet-i ruhiyeyi tartışmaya dönüştürmemeye gayret etmeli. Karşısındaki insanla eğer buna yönelik bir hissiyat içerisinde olacaksa hemen oradan mümkünse ayrılmalı ya da ben oruçluyum diyerek onu ikaz etmesi gerekiyor. Burada özellikle bu manevi boyutunda, yani kişiyi olgunlaştıran, çünkü yani oruç sadece diyet değil Zeynep Hanım, bildiğiniz gibi. Yani biz oruca sadece bedeni bir fayda beklentisiyle bakarsak o zaman diyet yapmış oluruz. Yani tamam, niyetimiz Ramazan orucu olur ama gün içinde hep başkalarını üzer, dilimizle incitir, efendim insanları kendimizden uzaklaştıracak davranışlar içerisine girersek oruç bizi yetiştirmez. Oruç aslında, Ramazan aslında bir okuldur. Yani böyle bakmak lazım. Nasıl ki okulun bir müfredatı var ve her bir gün içinde o müfredattan siz ayrı ayrı bir şeyler öğrenirsiniz. Evet. Sonunda da diploma alırsınız bir eğitim sürecinin sonunda. İşte okul olarak bakarsak biz oruçta bir şeyler öğreniriz. Oruç bizi yetiştirir. Biraz daha şahsiyetimizi olgunlaştırır. Manevi anlamda bizi de büyütür. Ve sonra bayram geldiğinde de elimize kurtuluş beratımızı da verir. İnşallah öyle bir bayrama kavuşalım. İnşallah. İşin zor tarafına işaret ettiniz. Bildiğimizi zannettiğimiz şeyler, ama hatırladıkça da insan ürperiyor doğrusunu isterseniz. İzleyenlerimize evet, şimdilik veda edelim hocam. Bunları konuşmaya, içimize sindirmeye devam edeceğimiz yeni bir bölümde buluşmak ümidiyle diyelim. İyi akşamlar size ve değerli izleyenlerimize. İyi akşamlar, görüşmek üzere.